Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu geceler diliyoruz. Bu gece Kenan Evren'in ölümü üzerine konuşacağız. 12 Eylül'ü konuşacağız. Konuğumuz 12 Eylül döneminde devrimci yol sanıklarından Suat Baysal 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Bu dönemi onunla sorgulayacağız. Kenan Evren'in ölümü 12 Eylül'ün sona ermesi anlamına geliyor mu? Yarattığı travma, toplumda yaratmış olduğu hastalıklı durum ortadan kalkmış mı gerçekten? Bunları konuşacağız daha çok. Geriye dönüp baktığımız zaman 12 Eylül'ün toplum üzerinde yaratmış olduğu travmayı şöyle hatırlamaya çalışırsak şayet. 1960 ve 1971 darbelerinden sonra 12 Eylül 1980'de Türkiye yeni bir darbeyle karşılaştı. Öncesinde toplumda ciddi problemlerin yaşandığını, hem ekonomik anlamda hem toplumsal anlamda olayların yaşandığını biliyoruz. Fakat sonrasında bugüne dönüp baktığımız zaman her ne kadar Kenan Evren'in yargılanmış olmasıyla sonuçlansa da süreç, Türkiye'nin özellikle çok karanlık bir dönemde insan hakları sicili açısından baktığımız zaman işaret ettiğini görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin feshedildiği, hükümetin ortadan kaldırıldığı, başbakanın ve diğer siyasi parti temsilcilerinin alıkonulduğu, 26-27 bine yakın sivil toplum örgütünün üyesi olduğu derneklerin kapatıldığı, 7 bin kişi için idam cezasının istendiği, 517 kişiye idam cezasının verildiği ve 50 kişinin asıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Gerçekten bir sağ-sol çatışmasını mı yarattı bu süreci? Yoksa dünyada neoliberal politikaların az gelişmiş ülkelerde toplumlara zikredilmesi için toplumların hazırlanması mı gerekiyordu? Ve en nihayetinde insanlık onurunu, toplumun onurunu bir paçavra gibi kaldırıp bir tarafa atan bu süreç altında ne vardı, nasıl bir iklim vardı, hangi kötülük bu ülkenin çocuklarını birbirine öldürttürdü, kardeşi kardeşe düşman etti. Bunların üzerinden konuşacağız. Buna ağır işkencelerden de geçmiş bir sanığı sizlerle buluşturarak ışık tutmaya çalışacağız. Suat Bey hoş geldiniz programımıza. Şimdi gerçekten de 12 Eylül Kenan Evren'in ölümüyle sonlandı mı? Bunu konuşmak istiyorum ama oraya gelmeden önce hafızamız bizi yanıltıyor çoğunlukla evet. Biliyorsunuz. Hatırlamakta fayda var. 12 Eylül gelmeden önce nasıl bir toplum vardı? Neler yaşanıyordu ülkede ve bizi oraya getiren, bu sürece getiren nelerdi acaba? Ya 12 Eylül öncesi Türkiye'nin siyasal hayatı tabii son derece problemli bir hayatı vardı. Ülkelerin tarihlerine bakıldığı zaman bir takım siyasal müdahaleler, bir takım nedenler, gerekçeler biriktirilerek ve ona zemin hazırlanarak yapılır. Dolayısıyla Türkiye'nin 70'li yılları da egemenlerin Türkiye'de 12 Eylül gibi bir askeri faşist darbenin örgütlendirilmesi için zemin hazırladıkları bir dönemdir. 12 Mart dönemi var ondan önce. 12 Mart döneminde toplumda, Türkiye toplumunun gelişimini, sosyal ve siyasal gelişimini yeteri kadar bir şekle sokamayan, 61 Anayasası'nı tamamen ortadan kaldırmayan, kısmen bazı değişiklikler yapılmış olsa bile egemen güçler bütün bu yarım kalan işlerini 12 Eylül olarak planladılar. 12 Mart'lardan sonraki dönemde 61 Anayasası'nın çıkartıldığı günden beri bu anayasayı işlerine sindiremeyen egemenler ve onların egemen partileri, Demireller ve benzerleri sürekli bu ülkenin 61 Anayasası'yla yönetilemeyeceğini sürekli söylemişler ve 61 Anayasası'nı hedef alan ve bunun ortadan kaldırılmasını isteyen girişimleri olmuştur. 61 Anayasası'nın kısmen de olsa özgürlükçü yanları vardı ve toplumun, genel olarak toplumsal muhalefetin gelişip büyümesinde, örgütlenmesinde, hak ve hukuk mücadelesinde bir yol almasına en azından zemin hazırlayabiliyordu. Ve toplum da 70'li yıllarda
12 Mart gibi azgın bir faşist dönemden çıkmış olmasına rağmen çok çabuk toparlanarak ciddi bir toplumsal ve sosyal uyanışın yüksek dereceye fırladığı bir dönemdir. O dönemde muhalefet, demokratik muhalefet oldukça iyi bir seviyeye kadar yükselmiştir. İşçilerin örgütlenmesi, sendikal örgütlenmeler, dernekler çok iyi düzeyde toplumun genel bütün alanlarına kadar ulaşabilmiştir. O dönemin çeşitli sosyalist partileri, sosyal sol partileri, işte devrimci hareketler, bütün bunlar Türkiye'de ciddi olarak egemen güçlere karşı iyi bir örgütlük düzeyi yakalayabilmiş ve toplumu geniş olarak egemen güçlerin iktidarlarına karşı uyarabilmişlerdir. Bu uyanış egemen güçlerde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Bu rahatsızlık toplumdaki sistem karşıtı güçlerin ciddi örgütlüklere ulaşması ve halk nazarında ciddi desteklere ulaşıp kitleselleşmesi bunlar için ürkütücü olmuştur. İşçi sınıfı çok iyi bir örgütlülükle, çok yoğun bir sendika mesela üyesiydi. O zaman sendikalar gayet güçlü idi. Bugünkü gibi kırık dökük değillerdi. Çok sayıda işçilerin üye olduğu ve ciddi olarak sendikanın mücadelesine sahip çıktığı, haklarına sahip çıktığı bir dönemdir. İşçi sınıfının da hakları konusunda çok ileri bir duruma geliyor olması, egemenler karşısında çeşitli haklarını alacak bir gücü ortaya koyuyor olması, doğal olarak tabii ki bu ülkeyi yöneten egemen güçlerin de, sermayenin de ciddi olarak endişe duymasına neden olmuştur. Sadece bu iş dinamikleri mi yoksa sadece iş dinamikler mi acaba bu sürecin sizin söylediğiniz noktaya gelmesinde? Hayır, şimdi etken oldular yoksa... Şimdi bu iş dinamikler böyle seyrederken tabii ki yani seyrederken bu iş dinamikteki gelişmeyi sadece o ülkenin egemenleri ve sermayesi takip etmez. Onların bağlı olduğu çok uluslu genel olarak bir emperyalist dünya vardır. Emperyal güçler vardır. İşbirlikçileri olarak. Dolayısıyla emperyalizm ABD başta olmak üzere emperyal güçlerin de Türkiye'deki işbirlikçileriyle Türkiye'deki gelişmeleri ciddi olarak izledikleri ve rahatsız oldukları bir dönemdir. Tırnak içinde hatırlamak için izleyicilerimiz açısından da söylüyorum bunu. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Jimmy Carter'a darbenin yapıldığı gece bizim çocuklar işi bitirdi diyen Türkiye masasına bakan şefleri vardı. Paul Henze. Bu inkar etmişti aslında o dönemde böyle bir diyaloğa yaşanmadığına dair ama bir müddet sonra Mehmet Ali Birand bu konuşmaların hem ses hem de görüntü kayıtlarını açıklayarak aslında onu yalanlamıştı. Yani bu tek başına 12 Eylül faşist darbesi diyelim. Tek başına sadece iş dinamiklerin değil tabii yani planladığı bir şey değildi. Zaten altında da başka şeyler vardı, onlara gireceğiz. Sadece galiba. Ordunun kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Yani sonuçta böyle Amerika'nın bizzat örgütlediği ve desteklediği bir durum, cesaretlendirmesi, diğer durumlar olmamış olsa, hepsi bir araya gelmemiş olsa zaten onlar da kendi başlarına böyle bir cesaret ortaya koyamazlar. Sonuçta birlikte olduğu emperyalist güçlerin örgütlediği bir şeydir. Bir muratları vardı ama değil mi efendim? Yani onların da bunu yapmalarındaki amaç tabii, emperyalist neoliberal de, bir tabii. Anlayışı mı dünyada hakim kurmak? Yani? Ya başlangıç Türkiye, bu muydu yani? Ya Türkiye'deki şu, şimdi Türkiye'de tabii emperyalist kapitalist sistemin etkisi altında bir ülkedir. Kapitalizmin direkt geliştiği o dönemlerde de öyle. Ve bunun karşısında da bu sistemler karşısında duran geniş bir halk kesimi oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu onların dur demesi gereken bir şey gibidir. İşte sermaye karşısında işçi sınıfının güçlü bir hale gelmesi, hak alması, sermayenin istediği gibi onları sömürüsünü istediği kadar yapmasını engellemeye yönelik muhalefetin oluşması, işte işçilerin hak alması sermayenin hoşuna gidecek bir şey değildir. Dolayısıyla ABD'nin de hem Türkiye'deki sistemini daha gelişkin hale getirmek hem de Orta Doğu ve dünya dengeleri açısından da tabii ki hesapları var bu düzeni oluşturma konusunda. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman, dış ve iç etkenler bir araya geldiği zaman bütün bunlarla ilgili bir plan, bir proje var. Bu proje 12 Eylül'ün bilmem kaç gün öncesi düşünülmüş bir şey değil. Çok daha öncesinden düşünülmüş. Kenan Evren'in de dediği gibi
hazırlığı yapılmış bir şeydir. Yani biz bunu çok bilmem ne zamanda düşündüğümüz bir şeydir ama bunu olgunlaştırmaya çalıştık dediği bir hadisedir. Olgunlaşmaya çalıştırdık dediği işler, o dönem toplum bütün bu gelişmelerden ötürü devletin ve devletin palazlandırdığı, etrafında topladığı sivil faşist güçlerle birlikte ciddi bir şekilde halk muhalefetine saldırılar söz konusu olmuştur. Ve devlet burada üstü bir çatışma ortamı yaratmak için elinden geleni yapmıştır ve bunu da başarmıştır. İşte etnik ve inançlar, etnik kimlikler ve inançlar üzerinden de mezhep çatışmaları vesaire bunların hepsini planlı bir şekilde organize etmek üzere çalışma yaptığı dönemdir 70'li yıllar ve zaman zaman bunu gerçekleştirdiği yerler vardır. Kahramanmaraş gibi, Çorum gibi, işte yer yer Sivas'ta denemişlerdir ve işte o Tokat, Amasya, Sivas vesairelerde özel işte Amerika uzmanlarının çalışmaları yaptığı o dönemde bilinir. Şimdi bütün bunlarla birlikte bir hazırlıkları olmaktadır ve sokakta da sürekli çatışma çıkmaktadır. Yani en ufak bir demokratik mücadele bile, bir hak alma mücadelesi bile devlet tarafından acımasızca bastırılmaktadır. Yer yer sivil faşist güçler tarafından da halk çeşitli yerlerde vurulmakta, öldürülmekte, katledilmektedir. Yani okulundan, mahallesine, fabrikasından çeşitli alanlara kadar her yerde faşistlerin ciddi bir saldırıları olmuştur. Yani egemen güçler adına faşistler ciddi bir çatışma ortamı içerisinde bulunmuşlardır. O zaman buna devlet ve bütün bunların etrafında kümelenmiş egemen güçler ve onun basını ve diğer güçler işte sağ sol çatışması diye gösterdikleri bir dönemdir. Ama 70'li yıllarda altını basa basa çizmek gerekir ki yaşanan olay bir sağ sol çatışması değil, bir faşist terördür. Faşist terör yaşanmıştır o dönemde. Faşist saldırılar yapılmıştır ve bütün devrimci demokratik muhalefet ve güçler, bu güçler bu faşist terör karşısında meşru müdafaa konumu içerisinde mücadelelerini vermişler. Kendilerini ve örgütlülüklerini yok ettirmemeyi başarmışlardır. Ama bütün bunlar olurken doğal olarak da ülkede ciddi bir asayiş sorunu diye bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır. İşte hemen hemen her gün çeşitli çatışmaların olduğu. Toplamda o dönem için 5000 kişinin. Evet, 5000 kişiye kadar insanların öldüğü. Kaybetti. Yani bizim o dönemde esas olarak iç savaşa doğru, iç savaş ortamının yaratıldığı, yaratılmaya çalışıldığı diye tanımladığımız bir dönemdir. Hakikaten ülke buraya doğru gitmektedir. Bütün bunların hazırlanması, işte daha sonra Kenan Evren'in de ifade ettiği gibi darbeden sonra, işte ülke iç savaşa gidiyordu, işte çatışmalar vardı, işte can güvenliği bilmem ne falan, bütün bunları biz engelledik falan diyordu. Diğer taraftan da siyasi partilerin kendi doğal mecralarında siyaset yapması da bir şekilde engellenmiştir çeşitli biçimlerde. Meclis kilitlenmiştir. Çeşitli oyunlarla kilitlenmiştir. İşte Cumhurbaşkanı seçtirilmemiştir. Tabii, i̇şte bunun malzeme turda, 114 he, turda bunun tabii malzeme olarak kullanılmak için ki bunları kullandılar 12 Eylül'den sonra. İşte biz şunun için falan bu tabii, işi yaptık. Öncesinde Erbakan'ın Konya'daki mitinginde, Kudüs mitinginde işte İstiklal Marşı'nı okunması sırasında yere oturulması gibi şeriat geliyor gibi yaklaşımları ya da bunların hepsi yapıldı. Bu darbe hazırlığını yapan güçlerin malzeme toplama dönemidir ve ona ilişkin toplamışlar. İşin aslı özü siyasi olarak değerlendirecek olursak emperyalizmin ve işbirlikçi sermayenin, egemen güçlerin ve bunların tabii ki devlet içerisindeki militarist güçlerinin birlikte planladıkları ve egemen güçlerin Türkiye'deki daha fazla sömürü, daha fazla soygun, daha fazla kazanma gelişimlerine, kapitalizmin gelişmesine ve onların çıkarına, egemenlerin çıkarına bir Türkiye düzeni oluşturmak ve bunu sağlayabilmenin de o günkü toplumsal muhalefetin güçlü olması ve mevcut anayasal ve kırık dökük de olsa, nispi demokratik bir sistem de olsa yine bir böyle bir dönemin olmuş olması onlara akıllarına geçen her işi yaptırmayacak bir siyasi ortam. Dolayısıyla bu ortamın sona erdirilip bir açık faşist dönemde, yani kimsenin hak ve hukukunu arayamadığı, anayasanın, yasaların ve bütün kurumların bu yeni yapılan işe göre konumlandırıldığı, insanların susturulduğu, kimliksizleştirildiği, işte asla bir muhalefet hareketinin olmadığı dikensiz bir gül bahçesi tarifiyle bunların böyle bir ülkeye ihtiyaçları vardı ve onun böyle için bir sayfa açılması bu darbeyi, yani bu darbeyi Kenan Evrenler'in
ve 12 Eylül'ü yönetenlerin ve daha sonra onlar adına yazıp çizenlerin söylediği gibi gerekçeleri yoktur. Bunların hepsi egemen güçler adına uydurulmuş değerlendirmelerdir. İşin özü egemen güçlerin Türkiye'de kendileri için o günkü sistem dışında yeni bir sistem, daha rahat yönetebildikleri, daha acımasızca sömürebildikleri ve toplumu yeniden bir düzene sokma ihtiyacından kaynaklanan kendi müdahaleleridir. Sisteme ve düzene, anayasa düzene müdahaleleridir. Bu müdahalede ancak orduyla olabilirdi. Şimdi bu ekonomik tedbirler diye ortaya çıkan 24 Ocak kararları vardır. Örneğin 24 Ocak kararlarını uygulayamamışlardır. Çünkü onlar da tespitleri vardı. 24 Ocak kararlarının o yıllarda böyle bir ortamda uygulanamayacağı, ancak bir müdahaleyle yapılacak, yaratılacak ortamla uygulanacağı noktasındadır. Çünkü o dönem aldıkları bütün ekonomik, kendileri için aldıkları ekonomik karar karşısında ciddi bir toplumsal muhalefet hareketi, bir güç onu yaptırmayacaktı onlara. Yani o konuda ciddi hamleleri hep geri çevirmiştir. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldi ve bu güçler tarafından ordu tabii ki Amerika ile birlikte ve Amerika'nın desteği, yönlendirmesi, yönetimi ki bir sürü eğitim çalışmalarını birlikte yaptılar. İşte hani bugün eğit donat var ya, işte bizimkiler de bir şey işte darbe için eğitildi, donatıldı. 12 Eylül'den sonra yapılacakları uygulamalar konusunda Amerika dünyanın birçok yerinde uyguladığı, uygulattırdığı bir sürü yöntemleri Türkiye'ye ithal etti. Yani işkence yöntemleri, cezaevleri nasıl olur, toplum bu darbeden sonra nasıl şekil verilir konusunda ciddi bir Amerika ve işbirlikçilerin ortaya koyduğu proje gereği 12 Eylül darbesi bu anlayışta yapılmış oldu. Şimdi bunu hayatımızın içerisinde ne koydu? Nasıl hastalık bir toplum oluştu? Nasıl bir travma yarattı? Sonuçlarından da bunu görebilmek mümkün. Bunlardan tabii, kısaca tabii bahsedeceğim ben ama sonrasında da siz darbenin ayak seslerini hissetmiş miydiniz? Samsun'da o zaman neler yaşıyordunuz? Bunları da sormak istiyorum ben. Evet, evet. Ama evet, böyle bir travma yaşandı. Hemen peşinde yarattığı sonuçlara bakıyorum. 1.683.000 kişinin fişlendiğini, 230.000 kişinin yargılandığını, 7.000 kişinin idamla yargılandığını, 517 kişinin idam cezasına çarptırıldığını, 50 kişinin asıldığını, 300.000 kişinin 100.000 kişinin, özür dilerim, örgüt üyesi olmakta suçlandığını, 300.000 kişinin kuşkulu bir şekilde öldüğünü, 300 kişinin, gazetelerin 300 gün boyunca yayın yapamadığını, 39 evet ton gazete ve derginin imha edildiğini, bunun dışında en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu, 30.000 kişinin işten çıkarılması, 30.000 kişinin siyasi mülteci olarak yurt dışına gitmesi, 3.854 öğretmenin 120 tane öğretim görevlisinin işten çıkarılması, 14.000 kişinin yurttaşlıktan çıkarılması ve 171 kişinin işkenceden öldüğü söylenmesi, 14 kişinin açlık grevinde, 16 kişinin kaçarken vurulduğu ile ilgili rapor, 95 kişinin çatışmada vurulduğu, 73 kişinin doğal yoldan öldüğü, 43 kişinin intihar ettiği gibi çetelerle önümüze koydukları belki de Türkiye toplumunun karşılaşabileceği en trajik olaylarla karşı karşıya kaldık. Altında söylediklerinizin olduğunu bugün herkes yazıyor, çiziyor. Neoliberal bir anlayışın Türkiye'de filizlenebilmesi için yükselen toplumsal muhalefetin ortadan kaldırması gerekiyordu ve böyle bir yol, yöntem izlendi. Böyle bir iklim de yaratıldı. Siz o zaman Samsun'da yaşıyordunuz anladığım kadarıyla. Samsun'da o zaman bu söylediğiniz tablo nasıl cereyan ediyordu o dönemleri hatırlarsanız eğer. Sonrasında iki kez idamla yargılandınız, 11 yıl ceza aldınız ve çıktınız. Çıktıktan sonra ne oldu o dönem Samsun'uyla? Sonraki Samsun'u yan yana koyduğunuz zaman değişenin ne olduğunu gördüğünüzde de değişti mi bir şey? Ya o dönem bütün ülke genelini yakın izleyebilen bir politik duyarlılıkla hayatımızı sürdürenlerden biri de bendim. Yani örgüsel bir hayat içerisindeydik. Dolayısıyla
kendi hayatımız içerisinden bütün ülkeyi yakın bir şekilde izliyorduk. Hangi ülkenin o an için neresinde bulunuyorsak işte bulunmuşuzdur ama sonuç itibariyle bütün ülkenin genelinde ülkenin gidişatını siyasal olarak, politik olarak, işte sosyal, ekonomik olarak ve teorik olarak her şekilde bir bütün olarak izliyorduk. Ve Türkiye'de bu gidişatın Türkiye'de egemenlerin bir müdahalesiyle karşı karşıya kalacağını dair çok ciddi gözlemlerimizin olması yanı sıra tespitlerimiz de var. Yani örneğin biz kendi siyasal hayatımızın yayın organında yani darbenin yapılacağına dair yazı bile yazdık. Yani darbenin geleceğini gören ve bunu tespit eden, bunu yazan bir durumdur. Ülkenin gidişatı çok açık ve net planlandı, ortadaydı. Ancak ülke ve bunlar olsa bile, darbe olsa bile Türkiye'deki demokratik devrimci güçler doğaldır ki mücadeleleri inandıkları biçimiyle devam etme durumundaydı ve nasıl 70'li yılların siyasal mücadelelerinde bu toplumun bütün sorunlarına sahip çıkıp örgütlüklerini sürekli geliştiren, bütün inançlarıyla toplumun yok edilmesi karşısında bir direnç gösteren durumda iseler, darbe de geldiği zaman darbeye karşı da bir çekince ve geri adım içerisinde olmayacaklarını düşünen bir nokta var, inanç noktası var. Dolayısıyla o darbenin gelmesi görülüyor olsa bile darbeye karşı da sonuçta bir mücadelenin yükseltilebileceği inancı da beraberinde duruyor idi. Tabii ki tam olarak o zaman işte devletin ortaya koyduğu ve var olan gücü ve onu ortaya koyuş biçimi ile o günkü devrimci demokratik güçlerin gücü tabii çok dengesiz bir durumda yani güç olarak. Dolayısıyla 12 Eylül faşizmini geleceğini görebilmemize rağmen darbenin olmasını o günkü devrimci demokratik güçler engelleyememişlerdir. Buna güçleri yetmemiştir. Toplumu uyarmaya, toplumu bu konuda hazır olmaya yönelik çalışmalar olmuştur. Ama var olan güçleriyle o günkü darbeyi engellemeye güçleri yetememiştir. Dolayısıyla devletin bu çok azgın saldırıları karşısında da 12 Eylül'den sonra doğal olarak toplumla olan bağlarının kopmak zorunda kalışı, yoğun operasyonlar ve saldırılar karşısında giderek gücünün zayıflaması nedeniyle dolayısıyla cezaevlerine toplanan, cezaevlerinde yoğun bir şekilde gözaltına alınan ve yılların orada geçmesine neden olan gelişmeler gündeme geldi. Ya biz tabii o dönemde cezaevleri hayatı da ayrı bir hayattı. Yani 12 Eylül'den sonra 12 Eylül faşist döneminde bunlar iktidarlarını ele alıp bütün kafasında olanları yerine getirebilmeyi, gücü elde etmişlerdi. Bunda yana bir sorunları yoktu ancak var olan ellerindeki derinci insanlar ve toplumun çeşitli kesiminden sadece derincilerdi. Evet. Toplumun tüm kesimlerinden tüm insanları topladıkları cezaevlerinde de bir cezaevi politikası geliştirdiler. Bunların hepsi Amerika'dan da destekli politikalarda. O politikalarda cezaevinde bunlar toplumun 12 Eylül öncesi 70'li yıllardaki bu diri toplumu uyandıran, örgütleyen ve toplumu giderek sistemin karşısına güçlü bir şekilde çıkartan örgütlülükleri dağıtmak ve bu örgütlülüklerin inançlı insanların inançsız hale getirmek, inançlarını kırmak, bunları kimliksizleştirmek, susturmak noktasında ciddi bir cezaevi politikası uyguladılar. Ve bu politika gereği de cezaevlerinde çok ciddi saldırılar göründü. Hemen hemen cezaevleri günlük olarak iskencelerin yapıldığı, çeşitli uygulamalarla sürekli bir baskı ortamında bulunan yerlerdi. Ve cezaevinde tuttuğu insanlara karşı devlet olarak zorunlu olarak hani uluslararası hukuka göre de zorunlu olarak yapması gereken hiçbir şeyi yapmaksızın yani her şeyi bir baskı aracı olarak kullanmışlardır. Yediğin yemeği kendin için
ihtiyaç olan bir şeyi alabilmeni, görüş yapmanı, avukatla görüşmeni, kitap okuma hakkını, gazete okuma hakkını, televizyon seyretme hakkını, bunların hepsini planlı olarak bir baskı olarak insanlar üzerinde kullandılar. Yargılanmanız bile galiba siz yani. Tabii yargılanma apayrı bir olay. Bütün bunlar cezaevinde ki bu baskı dönemlerinde de bir sürü insanlarımız cezaevlerinde öldüler. Çok direnişler oldu ve ben o dönemi tabii uzun anlatmayayım ancak şunu söyleyerek bitireyim. Çok yoğun baskı ve işkencelere rağmen 12 Eylül'ün acımasız, hiçbir kural ve hukuk tanımayan o açık saldırılarına rağmen ben 12 Eylül döneminin devrimci demokrat tüm cezaevlerinde yatmış olan tüm devrimci insanların saygıyla anılmayı hak ettiğini düşünenlerdenim. Kimliklerine, kişiliklerine, siyasal hayatlarına, topluma olan inançlarına, halkına olan inançlarına sahip çıktılar. Ve bu ülkenin ancak eşit, özgür ve demokratik bir geleceği için mücadele etme azmi ve inançlarında sağlam kaldılar. Ve bütün baskılara rağmen devletin kimliksizleştirme ve susturma politikalarını boşa çıkarttılar. Her şeye rağmen çok eziyet çekildi, çok acılar yaşandı, ölümler yaşandı ama ona rağmen gün geldi. O dönemin ben bütün devrimci demokrat insanlarının genel olarak ki her dönemin şeyi olur, her dönemin düşenleri olur. Ancak çok az sayıda bahsetmeye değecek bir durum olmadığı için söylemek istemedim. Ama genel olarak bunlar gayet onurlu, kimlikli insanlar olarak yine kendi ülkesinin, toplumunun insanlarıyla kucaklaşmayı bildiler yıllar sonra. Peki. Yargılama sistemi dedin. Yargılama sistemi zaten 12 Eylül'de hukuk ve adalet diye bir şey yok. Zaten yargı dediğiniz olay egemen güçler için, onlar için bir şeydir. Kimse için bağımsız değildir. Peki böyle bir travma yaşadı toplum. Aradan yaklaşık 2 yıl geçti. 1982'de halkın %92'sinin tamam dediği oylamayla yeni bir anayasa ortaya kondu ve bugün de hala uzantılarını gördüğümüz yamalı bohçaya da dönüşmüş olsa o anayasanın pratikleri üzerinden getirmiş olduğu siyasi partiler yasası, baraj, dokunulmazlıklar gibi, YÖK gibi, HSYK gibi kurumları hala devam ettiren bir oylamayla hepsi, tabii. 82'de böyle bir anayasanın oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi anayasa dediğiniz zaten bu saydığınız şeylerin hepsi esas olarak 12 Eylül faşist darbesinin yapılmasının egemen güçler arasında nedenidir, gerekçesidir. Yani nasıl bir darbe yapıyor ama yerine ne koyacak? Nasıl bir ülke hayal ediyor? Nasıl değiştirip dönüşecek? İşte hayal ettikleri ülkenin bir anayasasını nasıl hayal ediyorlarsa ve diğer kurumlarını ki bunları nasıl hayal ettikleri şimdi kısa kısa değinmeye çalışacağım. Ama orada iki cümleyle de şeyi söylemiş olayım. 12 Eylül yargısı denilen şey tamamıyla 12 Eylül'ün darbeci generallerinin merkezi mekanizmasına bağlı emir komuta zinciri içerisinde formalite icabı yapılan yargılamalardır. Ve insanlar orada çok haksız bir sürü cezalara çarptırılmışlardır. 12 Eylül yargısı denilen iş tamamıyla asılsız bir yargılamadır. Zaten birçoğumuz mahkemelerde sizin mahkemelerinizi tanımıyoruz diye de bunları zaten ta o zamanlar ifade ettik. Dolayısıyla 12 Eylül döneminin yargısını bugün için tekrar bunca yıl sonra söyleyecek olursak yargı olarak kabul etmez mümkün değil. Faşist dönemin bir faşist yargılanmasıydı. Yani seni düşman gören, seni yok edilmesi gören, seni dinlemeyen, savunma hakkını tanımayan, avukatını önemsemeyen. Dolayısıyla bir mahkeme sonra bir oyun, bir sahne, bir tiyatro böyle yapılıp kısa kısa hemen hemen bitirilen işler oldu. Şimdi bütün bunları bunları uygulamasını yaparken diğer taraftan da hazırlıklarını yaptılar. Yeni Türkiye hazırlığı, bir anayasa hazırlığı. Bu anayasa 12 Eylül'ün faşist anayasası. Bütün şeyiyle baştan sona nasıl Türkiye hayal ettiklerini tarif eden bir anayasadır. Bu anayasa genel olarak sermayenin bütün genel çıkarlarını ifade eden, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin bütün çıkarlarını ifade eden, onların hak ve hukuklarını tarif eden, toplumun hiçbir kesiminin, emekçi kesimlerin hiçbir zaman için hak ve hukuklarından uzak tutan ve onların mücadele ve örgütleme güçlerini yok sayan,
Dolayısıyla Türkiye'de baştan aşağı bütün ülkeyi suskun ve merkezi devlet politikalarına boyun eğen, ses çıkartmayan, bir muhalefet örgütleyemeyen bir anayasa öngörülmesi. Yani bu anayasayla Türkiye'de onca yıllar süren çeşitli uygulamalar bütün bunun göstergesidir ve saydığınız o kurumların hepsi anayasanın anayasada devleti yönetmek için çeşitli kurumlardır. İşte YÖK kurdular. YÖK'le 70'li yılların özerk, bilimsel özelliğini, üniversitelerin bilimsel özelliğini ve üniversitelerdeki örgütlenme özgürlüklerini tamamıyla yok edip üniversiteleri sıradan bir lise düzeyine indiren, hatta işte bütün bu haklarını askıya alan, tam bir baskı altında. YÖK'le üniversiteleri baskı altına alıp gençliği düşman gösteren ve gençliğin örgütlenmesini ve bu ülkenin geleceğinin gençlere emanet etmeyen ve gençlerin önünü tıkayan şeydir. Böyle bir uygulamadır YÖK. İşte hakimler, HSYK denilen olay 12 Eylül'ün önemli kurumlarından biridir. Bu vasıtayla da yargıyı denetimde tutma olayıdır. Hani onların da şeyinden çıkan bir şey olduğu zaman yargı vasıtasıyla, ki bunu hep yapmışlardır. Dolayısıyla işte basın alanını RTÜK gibi bir şeyle, yani başlangıçta ismi öyle değildi ama öngörülen sistemdi. Sonradan kurumsallaştı. İşte basını o kurumla ele alan, siyasi partiler yasasıyla partilerin demokratik olarak örgütlenmesini, demokratik işleyişini tamamen yok eden ve liderlik sultasını ön planda tutan, halkın siyaset yapmasını önüne engelleyen, kuran, engelleyen tabii. Sendikaların tabii. Yani toplumun örgütlenmesinin önündeki sendikal hakkı ortadan kaybeden. Tabii. Sendikalar hakkını zaten işçi sınıfı haklarını tamamıyla yok edip budamıştır. Sendikalara üye olmak ile son derece zorlaştırılmıştır. 40 milyon kişi. O dönemde 40 milyon galiba. İşte çok az bir rakamdır. 12 Eylül öncesi 70'li yılların belki bilmiyorum istatistiklerde belki bilmem kaç kat altında bir halen rakam vardır. 40 milyon vardır. Kişi evet. Olduğu bir toplumda 2,5 milyon kişi. Üye değildir. Bugün, evet. Bugünün koşullarında işte onların öngördüğü de işte işçi sınıfının ses çıkartmadığı, sermayenin öngördüğü kadar yaptığı, ölmeyecek kadar basit ücretlerle acımasız kazanma hırslarını tatmin ettiği, vahşi öngördüğü kapitalizmin bir sistemdir. Evet, kapitalizmin bir sistemidir. Dolayısıyla 12 Eylül denilen olay bütün yıllar boyu İşte baraj sistemiyle de, %10 baraj sistemi dünyada hiçbir yerde yoktur. Türkiye'deki temsiliyeti, çeşitli toplumsal kesimlerin temsiliyetini engellemiştir. 12 Eylül anayasası kimliklerin varlığını yok saymıştır. Kimliklerin bütün hak ve hukuklarını yok saymış. Mevcut tarif edilen devlet mekanizmasına, Türk mekanizmasına evet tabi şeyler olarak görmüştür. İnançlar açısından inanç tarifi Diyanet'te tek düşünceli bir tercihle yapmış. Diğer inanç grupları yok sayılmış. Baskı altında tutulmuştur. Zorunlu din dersiyle Türkiye'de dini bir şey vardır ki bu zaten Amerika'nın 70'li yılların sonlarına doğru işte bugün Büyük Orta Doğu projesi olarak geçen, işte o zaman Orta Doğu'nun yine o zamanlardan başlayan bir proje olarak, bir Yeşil Hat projesinin bir gereği olarak Türkiye'de bir dini gelişimin önünü açmak, yani İslami falan. Daha sonraki yıllarda ılımlı İslam, işte siyasal İslam falan diye bugün ortaya çıkan şeylerin zemini o zamanlar atılmıştır. Dış dünyadaki yansımalarına baktığımız zaman The Guardian şöyle bir değerlendirmede bulunmuş. Solun büyümesine engel olmak için o dönemde evreni anlatırken bunu söylüyor Kenan Evren'i. Solun büyümesine engel olmak için İslami din eğitiminin yeniden canlandırılması ile ilgili sürecinde adımını atmıştır diye bir değerlendirmede bulunmuş. Gerçekten de insanların vicdan dünyasını devletin veya başka bir kurumun denetiminde kontrolü altında tutmaya çalışmaktan yani o tabii bahsediyor. Onların şey, o zaman da mesela Kenan Evren mitik geziyor, ülkeyi sürekli geziyor. Elinde Kur'an,
hiç bilmediği konuda da ayetler mayetler yapardı. Hani şimdi de şimdiki Cumhurbaşkanı yapıyor ya aynı şeyi. Yine elinde Kur'an geziyor veya dini motifleri. Yani bu anlayış şöyle bir şey. Ta o zamandan beri gelen, oluşturulan, yıllara yayarak oluşturulan ve her dönem farklı örgütlenmeyle karşımıza çıkan bir geniş bir süreç bu. Yani 35 yıllık geniş bir süreç. Bu süreçte farklı farklı. Peki bunu... Kenan Evren öldü. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Ben de Kenan Evren ölünce bitti mi? Ha, şimdi yani bitti mi? Yani yok. 12 Eylül sonlandı diyebilir miyiz? Nasıl bu konudaki duygularınızı? Yani çok ağır ya, Kenan Evren'in birisi olarak duygularınızı öğrenmek istiyorum. Kenan Evren'in ölümüyle ilgili tabii benim onca yılımı 12 Eylül'le gerek 12 Eylül'den önce yoğun mücadelede gerekse 12 Eylül'den sonra Kenan Evren'in kurduğu 12 Eylül darbesinin öngördüğü hayatta yoğun ve sıkıntılı yaşamış, onca mücadeleyi vermiş bir insan olarak, onun sisteminde iskence görmüş, onun sisteminde uyduruk yargılanmalarla idam almış, onun sisteminde onca yılımı heba etmiş ve toplumun ve halkın örgütlenmesi önünde son derece deminki anlattığımız işte sistemleri kurmuş olan bir insan için tabii ki doğal olarak duygum Kenan Evren'in ölümü karşısında sevinç duyduğum olabilir. Hani bu şöyle bir şey demeye gerek yok. Hiyakarlığa gerek yok. Hani genel olarak toplumda kültür vardır. Ölenin arkasından diye. Öyle bir şey yok. Şimdi her ölenin arkasından ne bir şey yok. Kenan Evren herhangi biri değil. Kenan Evren bu ülkenin 35 yılını feda etmiş ve 35 yılında bu ülkeye eziyetler çekilen sistemin muhatabı olan kişidir. Dolayısıyla Kenan Evren'in ölümü bu ülke için sevinçtir. Ülkenin ortak sevinç duyacağı bir özel günlerden biridir. Onu geçelim. Ama tabii Kenan Evren ölünce Kenan bu işler... Evren özelinde de tabii bir şey. Kenan Evren yalnız... Onun arka planında onu yaptığı... Ölünce bitmiyor olduğunu... tabii yani evet. Bu işler. Kenan Evren ölünce bitmiyor. Bunu en iyi bilen insanlarız. Kenan Evren ölmüştür ama 12 Eylül devam etmektedir. Bu konuda bir yanılsama varsa düzeltilmesi gerekir. Çünkü Kenan Evren kendisi ölmüştür ama kurduğu düzen devam etmektedir. Kurduğu düzen anayasasıyla devam etmektedir. Deminden beri anlattığımız çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır devletin ana aygıtlarında. Şimdi bunların hepsi başta anayasa olmak üzere 12 Eylül'ün bütün kurum kuruluşları devam etmektedir. Ve bu 35 yıl içerisinde de çeşitli farklı isimlerle gelen siyasal iktidarlar da ANAP'tan başlayıp giden veya siyasi iktidarların hepsi de 12 Eylül döneminin ürünü olan ve 12 Eylül'ün koyduğu bu sistemde politika yapan ve devleti buradan yöneten insanlardır. Bugünkü iktidar da 12 Eylül'ün bugünkü sistemi içerisinde bir iktidardır. Ve anayasa dediği işte 12 Eylül anayasasıyla bu ülkeyi idare etmektir. 12 Eylül'ün %10'luk baraj sistemiyle temsiliyet hakkını engelleyen düzenlemesini kahramanca savunmaktalar. Ve diğer kurumlar açısından da ama o kurum onda değil bende olsun mücadelesi dışında bütün kurumların varlığını savunmaktadırlar. Dolayısıyla bugünkü iktidar da geldiğim noktada aslında 12 Eylül'den beri gelen genel sistemin bir parçasıdır. Ve dolayısıyla bugün bu iktidarla birlikte 12 Eylül devam etmektedir. Bundan sonraki dönemlerde 12 Eylül'ün bittiğini söyleyebilmemiz için bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın yapılması, bu anayasa uygun bütün ve kurum kuruluşların buna göre düzenlenmesi, bütün yasaların buna göre düzenlenmesi, toplumun eşit hak ve özgürlüklerle örgütlenmesinin önü açılması ve bu ülkede bütün kimliklerin, bütün inançların bir arada kardeşçe barış içinde yaşayabilmesi gerekir. Bütün bunlar ve buna benzer tabii burada en temel meselelerden biri işçi sınıfının egemen güçler karşısındaki hak ve hukuklarının en iyi bir şekilde tanımlanması ve sermaye ile işçi sınıfı arasında işçi sınıfının bu haklarını en iyi düzeyde kazanabilmesinin, demokratik yolların açılması gibi durumlar ortaya çıkmadığı sürece ki yeni bir anayasanın böylece yenilenmesi, Türkiye'nin yeniden böyle bir yenilenme içerisine girene kadar 12 Eylül devam edecektir. Şimdi ki iktidarın 12 Eylül Anayasası'nı değiştireceğim diyor olması
anayasayı değiştirelim demesi hakikaten 12 Eylül'ün anayasasını değiştirip yani anlayışıyla birlikte anayasasının değiştirilmesini kastetmektedir. Yoksa işte onu değişik bir revizyonla işte 12 Eylül anayasasını değiştirdim deyip değişik bir 12 Eylül anayasası anlayışı mı getirmek istemektir. Bunları tabii zaman gösterecek. Ben tabii bunların eşit ve anayasayı tarif ettiğimiz gibi eşit, özgür, demokratik bir anayasanın doğru bir şekilde ortaya koyabilecekleri konusunda inancım yoktur. Ama bütün bunlar yapılırsa bir gün ülkede, bütün toplumun, bütün kesimlerinin katıldığı, bütün toplum için tarifler yapıldığı doğru bir anayasa bir gün yapılır. Ve onun kurum kuruluşları yapılırsa 12 Eylül ancak o zaman biter. Yani Kenan Evren öldü diye bitmez. Dolayısıyla bitmemiştir. 12 Eylül esas olarak devam etmektedir. Dolayısıyla 12 Eylül'e karşı güçlerin mücadelesi de devam edecektir bu bağlamda. Ama yani burada tabii demokratikleşme olgusu ortaya çıkıyor. Şimdi mevcut anayasayı yapabilmek toplumun her kesiminin içerisine sinen bir anlayışı ortaya koyabilmek temelinde baktığımız zaman çok önemli bir şey. Ama İngiltere'ye dönüp baktığınız zaman onların yazılı bir anayasaları bile yok. Evet. Yani bu toplumun bunu sindirebilmesi, insan onurunu her şeyin üzerinde algılayabilmesi için bu hastalıklı durumdan kendisini nasıl kurtaracağını merak ediyorum doğrusu. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz almak istiyorum. Ya bu doğrusu toplumsal bir bilinçle ilgili bir şeydir. Yani toplumun gerçekten her şeyin kağıtta yazılı halini görmeksizin doğal haliyle bir kendine ortak yaşam tarif eden bir kültüre sahip olmasıyla ilgilidir. Örneğin demokrasi tariflemesiyle ilgili sorunlar. Birbirine karşı çok hoşgörülü, çok demokratik, haklarını, hukuklarını tanıyan bir insanlar topluluğunda örneğin özel yazılı şeylere gerek olmayabilir. Yani onlar zaten birbirlerine karşı kendi nezaketleriyle davranabilirler, haklarını korurlar. Şimdi böyle bir toplum genel olarak düşündüğünüz zaman bütün toplumun birbirini böyle doğru bir yerden tanımlayıp bir toplumsal kabul gündeme gelecek olsa toplum böyle bir değişimi ki bilmem kaç yıl sonra olur belki ama bu toplum da tabii ki buraya gelecektir. Dolayısıyla bunun bir ihtiyaç olmadan yazılı metin ihtiyacı olmadan çıkması için bütün toplumsal kesimlerin birbirini bu ülkenin ortak değeri olarak göreceği, hoşgörüyle yaklaşabileceği, barış içinde kardeşçe yaşayabileceği, güzel görebileceği bir kültür gelişmesi gerekiyor. Genetik kodlarında da yok mu efendim? Hacı Bektaş tanımlamış. Var tabii, var tabii. Yani. Bu ülkenin eline, beline, diline sahip olduğu genetik kodlarında birçok şey var ama bu ülkenin genetik kodlarının hep olumlu olanları geriye bırakılmış, unutturulmuş, yok edilmeye çalışılmıştır. Olumsuz olanlar işte padişahlık geleneği gibi, saltanat gibi olumsuz toplumu kendi egemen gücü dışında bütün toplum kesimlerini yok sayan, hükmetmek isteyen, otoriter yanları düşmüş. Hep gele gelmiştir toplumda. Bugüne kadar gele gelmiştir. Dolayısıyla ülkenin bu değişim ve dönüşümü tamamlaması süreci belki kaç yıl alacaktır ama bu değişim ve dönüşüm olmadan, bu kültürel doku bütün toplumun genel kabulü haline gelmeden tabii bu ülkede İngiltere gibi yazılı olmayan bir şeyle devam etmek zor görünüyor. Onun için bu ülke sorun değil, yazılı olsun ama doğru şeyler yazılsın, bütün toplum gözetilsin, bütün bunlar olması toplumda iyi ve doğru dönüşümleri sağlayabilir diye düşünüyorum. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Evet, ben de size teşekkür ederim. Son vermek istediğiniz birkaç mesaj da programımızı sonlandıralım isterseniz. Aktaracağınız şey var mı? Son olarak söylemek istediğim şeydir. Bütün bunları biz, yani bugün dinleyenlere kötü ve olumsuz gelebilecek, işlerini karartacak bir sürü dönemlere dair şeyleri isteyerek konuşuyor değiliz. Bu ülkeye bunlar reva görüldüğü için, bu ülkeye bunlar yaşatıldığı için ve biz bunları yaşadığımız için tarihe tanıklık olsun diye konuşuyoruz. Umut ederim ülkemin gelecek tarihinde bütün bunların konuşulmadığı, daha çok özgürlüğün, daha çok eşitliğin, adaletin,
daha çok adaletin, daha vicdanlı bir toplumun, adaletli bir toplumun, onurlu bir toplumun, kimlikli bir toplumun olduğunu konuşuruz. Hak ve hukukların daha doğru tarif edildiği, bütün toplumun birbiriyle sevinç içerisinde yaşayabildiği, kimsenin kimseye olumsuz ve kötü duygulara taşımadığı güzel bir toplumu konuşmak isteriz. Ülkem bunu hak ediyor. Biz de bunun bu toplumda olması için en olumlu, en iyi yanlarımızla mücadelemize devam edeceğiz diyelim. Peki, biz de size başarılar diliyoruz o zaman yolunuzda. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum size. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı'nda bu akşam Kenan Evren'in ölümünü ve 12 Eylül'ün travmasını konuştuk. Devrimci oldu sanıklarımdan Suat Baysal'la. Kenan Evren'in toplum vicdanında mahkum olduğunu fakat hukuken mahkum olmadığını da ifade ettiniz. Evet, programa girmeden önce mahkum olmuştur. O yeterli. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyiciler, bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Onurlu bir insan olarak kalabilmeyi başarabilmek dileğiyle mutlu kalın diyorum efendim.